Evet, değerli öğrencilerim, güzel bir konuyla karşınızdayım. Rabbimin izniyle inşallah bu tahtadan mutlaka bir soru çıkacak. Söylüyorum size. Lisansa çıkar, ön lisansa çıkar ama çağdaşta bu tahtayı bilmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Güzel bir konu. Hem sizler için pratik olsun, güzel olsun diye ben önceden şöyle bir başlıkları yazdım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım arkadaşlar. Yumuşama döneminde Türk-Yunan ilişkileri, Türk-Amerikan ilişkileri, bir de ÖSYM'nin çok dokunmaya başladığı 1960'da 80 arası ülkemizde neler oldu? Arkadaşlar bunları sizlere inşallah anlatacağız. Türk-Yunan ilişkileri arkadaşlar. Biliyorsunuz 1930 ile 54 arası aramız gayet iyiydi. Neden? Nüfus mübadelesini çözdüğümüz için. Değil mi? Arkasından bir sorun yaşadık. 6-7 Eylül olayları. Hatırlarsanız Atatürk'ün Selanik'e evinin bombalanması üzerine çıkan olaylardı. Değil mi? Devam ediyorum. Arkasından gençler, bunlar Kıbrıs'ı gündem etmeye başladı. Yani burada ana konu Kıbrıs. Peki Ahmet Hocam, Kıbrıs sorunu ile ilgili bilmemiz gereken şeyler neler? Arkadaşlar size kelime kelime anlatacağım. Kitapta da tablosu var. Çok geriye gidiyorum. Kıbrıs'ı Sokullu Mehmet Paşa zamanında fethettik. Hatta bu İnebahtı Savaşı'na sebep oldu. Berlin Konferansı'nda geçici olarak İngiltere'ye bıraktık. Dünya Savaşı'nda Almanya ile ittifak yapınca Kıbrıs'ı İngiltere topraklarına kattığını açıkladı. Lozan'da kimde kaldı bu? İngiltere'de kaldı. Devam ediyorum. Daha sonra arkadaşlar Yunanlar bir sonu kullanarak dediler ki biz burada çoğunluktayız. Buraya göz dikmeye başladılar. Oldu mu? Hatta buraya göz dikerek burayı topraklarına katmaya çalıştılar. O yüzden size 3 tane terim yazacağım. Tane tane gidelim. Önce bu 3 terimi bilelim. Enosis, Eoka, Akritas. Kıbrıs'ı Yunanlara katma Enosis planıdır. Bu uğultuda zarar veren, bizlere zarar veren terör örgütü Eoka'dır. Çağdaş Türk Dünya Tarihi ÖSYM'i 2 kez sordu. Bütün Türkleri öldürme fikri de Akritas'tır. Kıbrıs'ı Yunan'a katma Enosis. Bunu yapmak isteyen terör örgütü Eoka. Türklere ölüm diyen neymiş? Akritas. Olaylar gerginleşince arkadaşlar bu sefer araya İngiltere girdi. MEP kitabında yeni bir bilgi lütfen ders notuma da yazın. Tamam? Bu videolar çok güncel. Ders notuma yazın. İngiltere iki şey ortaya sunacak. Macmillan planı. Hocam bu ne? Macmillan planı arkadaşlar. 1958'de Türkiye, İngiltere, Yunanistan'ın işbirliği yapması gerektiğini savunuyor. Tamam? İşbirliği yapması gerektiğini savunuyor. İngiltere'nin bir planı daha var az sonra. Macmillan MEP kitabında geçen özel bir bilgi. Devam ediyorum. Bu sefer değerli arkadaşlar olaylar artınca Demokrat Parti zamanında 1959'da iyi bakın buraya. Zürih ve Londra antlaşmalarıyla Kıbrıs Devleti kuruldu. Evet. Kıbrıs'ın kurulduğu anlaşmalar neymiş? Zürih ve Londra anlaşmaları. Tabii burada garantör ülkeler kim? Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Tamam mı? Üçlü garantör devlet arkadaşlar. Kıbrıs Devleti kuruldu. Kıbrıs Devleti'nin de şöyle yapalım. Kıbrıs Devleti'nin de arkadaşlar başkanı Makarios. Makarios. Yardımcısı da Fazıl Küçük. Şimdi dediler ki meclisin %65'i Rum olacak, %35'i Türk olacak. Tek bir devlet kuruldu. Hatta bunu nasıl kodluyoruz? Küçük makarna. Tamam? Devlet kuruldu. İngiltere'nin işbirliği planı işe yaradı. Ama bu Rumları durdurmadı arkadaşlar. Rumlar devam etti. Ne yaptılar? Kanlı Noel yaptılar. Hastanede yatan ne yaptılar gençler? Vatandaşlarımızı katlettiler. İnsanlık suçu işlediler. Biz bu olaylar üzerine uçaklarımızı oraya gönderdik. Bir tane vatan evladını şehit verdik. Cengiz Topel. İşkenceye uğraya uğraya
Can verdi. Can verirken bile vatanını satmadı. Arkadaşlar bugün vatan haini olmak çok kolay. Bak can verdi ama vatanını satmadı Cengiz Toper. Arkasından arkadaşlar biz devamlı uyarı yapıyoruz Yunanistan'a. Ultimatom veriyoruz, nota veriyoruz. Amerika sen benden dalga geç. Johnson mektubu. Evet 1964'te Amerikan Başkanı Johnson bu mektubu İsmet İnönü'ye. Başbakanımız kim? İsmet İnönü. Siz dedi kendi kendine ne halleniyorsun lan dedi. Otur oturun yere dedi. Bir de bana şov yapıyorsun dedi. Biz de dalga geçti gençler Johnson mektubuyla. Tabii gururumuz oynadı. Bu sefer olaylar artınca İngiltere güvenlik amaçlı bir hat. Yeşil hat. Hatırlarsanız daha önce Milne hattı vardı değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda Yunanları savunan. Burada da olayları sakinleştirmek için güvenlik hattı. Adı neymiş? Yeşil hat. Tamam. Tabii Türklere zulümler devam etti. Bu sefer Türkler kendini savunmaya başladı. Türk Mukavemet Teşkilatı. Volkan Teşkilatı. Çeşitli platformlarla, cemiyetlerle bizi korumaya çalıştı. Gençler şunu da bir gün soracaklar. EOKA'ya karşı Türklerin kurduğu en büyük örgüt Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. Fazıl Küçük yanında da Kıbrıs'ın yalnız kurdu. Rauf Denktaş olacaktır. Peki bu dönemde Yunanistan'da askeri junta yönetimi el koyuyor. Halka yaranmanın en kolay yolu Türklere saldırmaktır arkadaşlar. Olaylar ne oluyor? Devam ediyor. Johnson mektubu, Kanlı Noel, Cengiz Topel'in şehadeti. Olaylar artınca damarınıza giderek basmaya çalışıyorlar. Damarımıza bastıkça basıyorlar. EOKA dağlara yazı yazıyor Kıbrıs'ın. Cesursan gel diyorlar. Bizi her türlü kışkırtıyorlar. Vatandaşlarımız sokaklara çıkamaz hale geliyor. Çünkü evine döneceğinin garantisi yok. O sırada Avrupa Birliği ile görüşmeler devam ediyor mu gençler? Ediyor. Herkes bizi uyuyan bir kuzu gibi, koyun gibi zannediyor. 1974 yılında iki tane vatan evladı. CHP'nin başında Ecevit. Milli Selamet Partisi'nde rahmetli Erbakan. Arkadaşlar CHP ve MSP koalisyon hükümeti. Biri başbakan, biri başbakan yardımcısı. Diyorlar ki öleceksek adam gibi ölelim. Bütün dünya bizden kuzu olmayı beklerken bizimki ne diyor? Ayşe tatile çıksın diyor. Ayşe tatile çıkıyor mu? Attila operasyonu diyoruz gençler buna. Evet. Mahzun kalan Türk vatandaşları. Mehmetçik Kıbrıs'a iniyor mu? İniyor. Mehmetçiği gören çıkıp geliyor. Askerlerimize sarılıp resim çektiriyorlar. Çünkü Türk beklenendir. Türk gittiği yere huzur götürür. Gittiği yere arkadaşlar kapitalizm götürmez, emperyalizm götürmez. Gittiği yerde adalet vardır, hoşgörü vardır, huzur vardır. EOKA, cesursan gel demişsin. Geldim işte oğlum buradayım diyorum, buradayım. Adamsan sen çık diyorum. Kıbrıs'ta destan yazıyorum. Öyle bir destan yazıyorum ki Erbakan'ın sıfatı Mücahit Erbakan oluyor. 1.70 boyundaki Bülent Ecevit'in yüreği büyük olduğu için kara olan Ecevit oluyor. Ya Türk'le dalga geçilmez, Türk hor görünmez. O Johnson mektubunu alıyorum, Amerika'ya iade ediyorum. Lafta değil, askerimle. Kıbrıs harekatında can veren tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Arkadaşlar, Türk sahipsiz değildir. Allah'a şükür biz buradayız. Buyurun, tatile çıktın mı? Çıktım, tüylerim de diken diken oldu ama Allah'tan epilasyona gidiyorum, görmüyoruz. Devam, Kıbrıs harekatını yaptık mı? Bu sefer Avrupa diyor ki lan bunlar ne yapıyor? Gençler 1975-78 arası Amerika dahil bize herkes ambargo uyguluyor. Ambargo. Ya çıkmış sorudur. Herkes bize ambargo uygulayacak. Niye? Biz çünkü Avrupa'nın kuzusu olmadık. Biz kurduz kurt. Sen bizi hiçbir yere hapsedemezsin. Baskı kuramazsın. Bunun üzerine Amerika ambargo uyguladı. Bir tane adam çıktı. Bizim kusura bakmasın cahil Türk gençliğinin Twitter'da öldüğü zaman sevinç çığlıkları, sevinç tweet attığı insan. Yok diktatörlerin sonu diye bilmeden cahil paylaşım yaptığı insan.
Muammer Kaddafi, Türk dostu. Kıbrıs harekatında bize destek veren tek ülke kimdi? Libya'ydı arkadaşlar. O da kimin hatırına biliyoruz mu? O gidip Trablusgarp'ta, Derne'de, Tobruk'ta, Bingazi'de destan yazan Mustafa Kemal'in, Enver Paşa'nın hatırına. Ya çünkü Türk vefalıdır. Doğru mu? Evet. Libya bize destek verdi mi? Verdi. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Biz uçağımıza lastiği bile yurt dışından alıyormuşuz gençler. Bu olaylardan sonra kendi savunma sanayimize yatırım yaptık. Tamam. Arkasından 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kurucu Cumhurbaşkanı kim oldu? Rauf Denktaş oldu. Biz bunu kurduk. Bizi hala ne yapıyorlar? Kuzey Kıbrıs'ı ambargo uyguluyorlar arkadaşlar. Değil mi? Zaten Kıbrıs'ın doğru düzgün bir ekonomisi yok. Orada paralı üniversiteler olmasın. Serdar Ortaç eskiden çok kumar olmasın. Mehmet Ali Erbil olmasın. Affedersin. Kazinolar olmasın. Turizm olmasın. Kıbrıs'ta para yok yani. Rauf Denktaş kurucu cumhurbaşkanı oldu. Ambargo uygulanmaya bize devam etti. 2004 yılında gençler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Annan planını sundu. Bu soru da bir gün çıkar. BM'nin Kıbrıs sorunu çözmek için ortaya attığı tez nedir? Annan planı. Biz Annan güzel mi dedik, kabul etmedik. Tamam. Evet. Hızlı bir tekrar 60 saniyede. Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı. 6-7 Eylül olayları. Kıbrıs sorunu. Enosis. Kıbrıs'ı Yunanistan'a katma. EOKA. Terör örgütü. Akitas. Bütün Türklere ölüm. İngiltere'nin iki tane planı var. McMillan planı. Gelin işbirliği yapalım demek. Yeşil hatta güvenlik hattı demek arkadaşlar. Zürih ve Londra anlaşmasıyla Kıbrıs devleti kuruldu. Küçük makarna diye kodladık. İngiltere, Rusya, İngiltere, Türkiye, Yunanistan. İngiltere, Türkiye, Yunanistan garantör devletti. Kanlı Noel'de bizi katlettiler. Cengiz Topel şehit oldu. Johnson mektubuyla damarımıza Amerika bastı. İsmet İnönü'ye gönderildi. Türk Mukavemet Teşkilatı'yla, Volkan Teşkilatı'yla Türkiye ezemezsiniz dedik arkadaşlar. CHP-MSP koalisyon hükümeti Ayşe tatile çıksın dedi. Atilla operasyonunu yaptık. Türk Kıbrıs'a indi. Kıbrıs'a huzur geldi, adalet geldi. EOKA kaçacak delik aradı. Arkadaşlar bunu izlemek istiyorsan en güzel film Sezercik Aslan Parçası. Açın izleyin, tamam mı? 75-78 arası ambargo uygulandı. Libya destek vermiş. 83'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurduk. Halen ambargo var. Annan planı kime ait? BM'ye ait. Tamam. Evet. Biraz başınızı ağrıttım ama hakkınızı helal edin gençler. Şimdi şurada bana inşallah dua edeceksiniz. Neden? Çekiliyorum. Arkadaşlar şu sorunların hepsi birbirine benziyor gibi. Yunan'la yaşanan sorunlar. Ben size burada bir jest yapacağım. Nokta atış yapacağım. İnşallah testlerin hepsini çözeceksiniz. Tamam. İyi dinleyin bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yunan'la yaşanan sorunlar. Adalar. Sevgili gençler. Lozan'da hatırlarsanız Bozcaada, Gökçeada, Tavşanlı hariç diğer Ege adaları Yunan'daydı. Eksik öğrenme. Yunan'daydı ama silahsızlanma şartıyla. Tamam. Bu sefer ne oldu? Yunanistan NATO'ya girdi ya. NATO bahane. Tatbikat. Bahane. Silahlanma. Şahane. Tatbikat yapıyorum ayağına. İtalya'dan aldığı adaları silahlandırdı. Ege'de tehlike arz etmeye başladı. O yüzden adalar sorunu ortaya çıktı. Tamam. Silahlanmayı görünce ne işaretle? Adalar. Kara suları. Arkadaşlar burada tek kelime bileceksiniz. Mil meselesi. 6 mil mi? 12 mil mi? Hep bu tartışılıyor. Soruda mili görünce ne işaretle? Kara suları. Silahı görünce ne işaretle? Adalar. Kıta sahanlığı. Evet, bu güncel bir konu. Petrol arama izni. Petrol arama faaliyetleri. Mesela arkadaşlar, MEP kitabının hazırlık sorusudur bu. Sismik 1 adlı Türk gemisi. 1970'lerde Ege'de petrol arıyoruz. Şu an biliyorsun yine petrol arıyoruz değil mi gemilerimize? Sismik 1 gemisi petrol arayınca Yunanistan'da bu kriz olacak. Hatta size bir gün sorarlar. Ben soru bankamda veya denememde soracağım. Bern Deklarasyonu. Bern Deklarasyonu'yla kıta sahanlığı sorununda çözüm olacak. Yani geçici çözüm. Evet.
Petrol aramayı görünce ne işaretle? Kıta sahandı. Nasıl kodluyorsun? Sahanda petrol. Hani sahanda yumurta diyoruz ya. Sahanda petrol. Kodla. Silahlanmayı görünce adalar. Mili görünce karasuları. Kıta sahandını geçiş eden olan neymiş? Bern deklarasyonu. Tamam. Sahanda petrol. Kardak krizi. Yıllardan 1995. Figen Akat adlı Türk gemisi. Gençler. Ege'de kaza yapıyor. Ege'de kaza yapınca arkadaşlar, Yunanlılar adaya ne asıyor? Bayrak asıyor. Ulan diyorlar, bu ada bizim. O dönemde başbakan kim? Tansu Çiller. Yunanistan Kardak kaynaklarına Yunan bayrağı asıyor. Tansu Çiller'in tarihi konuşması. Bakın, bizim bayanlarımız süslü olabilirler. Olabilirler. Havalı olabilirler. Aşırı filtreli story çekebilirler. İndirim varsa kozmetikaya depar atabilirler. Gratisse sabahlayabilirler. İnternet alışveriş şirketlerinin arkadaşlar bildirimlerini sonuna kadar kullanabilirler. Ama Türk kadını benim gözümde her biri birer Tomris Hatun'dur. Titreyip özüne döner, hükümet gibi hatun olur. Tansu Çiller, başbakan. O asker gidecek, o bayrak inecek. O asker gidecek, o bayrak inecek. İndirmeyelim dedi, detayı bende kalsın. O direği aldık, indirdik. Bayrağı da kaldık, indirdik. Adam gibi bu olayı çözdük. Tamam. Tansu Çiller başbakanken bu söz olayı çözdü. Evet. Hocam, fır hattı ne? Arkadaşlar, çok basit fır hattı. Şimdi parasızın gözü kör olsun ya. Gerçekten bazen çok şey biliyoruz da yaşayamıyoruz değil mi insan olarak? Hepimiz zorlu yollardan geçiyoruz arkadaşlar. Yani hocaya göre ne var demeyin. Bu saçlar sakallar emin olun boşuna ağarmıyor veya bu hayatımıza kadar lollipop topu topu hayat yaşamıyoruz. Bizler de ateş çemberinden geçiyoruz. Halimize bin şükür diyoruz. Parasızlık gözü kör olsun dedik ya. Türkiye 1960'larda arkadaşlar ne doğru düzgün havalimanı var, ne doğru düzgün havacılık üstü var, ne de bunu takip edecek bir sistemi var. Lan bir gün bakıyoruz ki kafamızdan uçaklar uçuyor. Allah'ım diyoruz, bu uçak kimin? Sonra Süleyman Demirel veya başka başbakan şey kuruyoruz, radar sistemi kuruyoruz. Ya bir bakıyoruz ki uçan uçaklar kim? Yunan uçağı. Ülke benim, Yunan bu tarafta yaşıyor ama Yunan uçağı benim tepemde uçuyor. Anladınız mı olayı? Fır fır uçuyor. Fır fır uçuyor. İşte fır fır uçmaktan aklına gelsin. Rota sorunu. Oldu mu gençler? O zaman 5 kelime 5 cevap. Silahlanma görünce adalar, mil meselesini görünce karasuları, sahanda petrol, petrol arama görünce kıta sahandı, Figen Akat gemisi, kardak krizi, o asker inecek, o bayrak inecek, fır fır rota sorunu. Oldu mu? Tamam mıyız? Hadi bakayım gençler, yumuşama döneminde Amerika ile yaşadığımız sorunlar. Zaten toparlıyoruz bakın farkındaysanız. 1. Kıbrıs'ta sorun yaşadık. Ambargo sorunu yaşadık. Değil mi? Johnson mektubu. Bize dalga geçmedi mi gençler? Geçti. Gençler bir de neyi yaşayacağız? Haşhaş krizi. Haşhaşın uyuşturucuya sebep olması, kendi ülkesine vakaların artmasından dolayı bizim iç işlerimize müdahale edecek, haşhaş üretmemizi yasaklayacak. Tamam. Bir tek Afyon'da izin verecek. Afyonlu eski zenginler Amerika'yı çok sever çünkü onlara sadece izin verildiği için. Haşhaş krizi bu. İlerleyen dönemde diğer konulardan bahsedeceğiz. Kıbrıs, ambargo, Johnson mektubu, haşhaş krizi. Mesela füzeler meselesinde pazarlık konusu olmamız değil mi? Bunlar da aramızı bozan şeyler. Arkadaşlar, Osmanlı denge politikası gibi Amerika bize sırt çevirince kimle yakınlaşıyoruz? Rusya'yla değil mi? Rusya'yla 1960'lı yıllarda 67'de Dışişleri Bakanımız ziyarette bulunacak. Rusya'nın desteğiyle Seydişehir alüminyum fabrikasını kuracağız. Bakın, tarih dersi böyle güzel. Günümüzde Biden yüzünden Amerika ile uzağız, Putin'le daha yakınız. Bu tarihte kuraldır arkadaşlar. Çok güçlü değilsen bu kervanı bir şekilde yürüteceksin yani. Tamam? Evet, Rusya'nın desteğiyle açılan fabrika neymiş? Seydişehir alüminyum fabrikası. Sayısalcı arkadaşlar, sorularda nasıl kullanın? Amerika bize bir şey kötü davranıyorsa
İlk mutluluğu kimde arıyoruz? Rusya'da. Ne yazıyoruz? Uyudun mu? Bir anda Rusça konuşmaya falan başlıyoruz tavlamak için. Oldu mu? Evet, bunlar yorumsal sorular. Şu kısım bence önemliydi. Kıbrıs bence önemliydi. Güzel detaylara girdik. Macmillan planını kitabımıza ilave edelim. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi, kaydır beni Serkan'ım, kaydır beni. 1960 ile 1983 arası ülkemize neler oldu arkadaşlar? Hani böyle Türk filmi izliyorsunuz ya, artık o filmleri daha güzel izleyeceksiniz. Çünkü bilinçli olacaksınız. Uzun uzun yazdım sizler için. Mesela 2023'te 24 anayasasını sordular. Bizim öğrencilerimiz vatandaşlık sorusu olan bu soruyu doğru yapanlar da oldu, yanlış yapanlar da oldu. Ben de bu sene biraz çizgimi açtım. Hani vatandaşlığa da girmeye çalıştım. Arkadaşlar 27 Mayıs darbesi oldu. Hasan Polatkan, ondan sonra Fatih Rüştü Zorlu, Adnan Menderes maalesef idam edildi. Celal Bayar yaşından dolayı affedildi, değil mi? Cumhurbaşkanımız kim oldu? Cemal Gürsel oldu, Cevdet Sunay oldu, Fahri Korutürk oldu arkadaşlar. Fahri Korutürk oldu. Devam edeyim. Bunlar sırayla bu arada. 61 anayasası ilan edildi. 2023'te ÖSYM sizi buradan vurdu. Siz de görün arkadaşlar. Elhamdülillah. 61 anayasası. Hemen bunu söylüyorum. Normalde bu vatandaşlık konusu. Halk oylaması sonucu kabul edildi 61 anayasası. Milli Birlik Komitesi tarafından bunlar bu süreç yönetiliyor. Milli Birlik Komitesi biliyorsunuz 2022'nin sorusuydu arkadaşlar. Halk oylaması yapıldı ve bunun sonucunda hangi kurumlar oluşturuldu? Vatandaşlık hocamız Yasin Hoca altını çizmiştir ama bir de ben çizeyim. Hakimler Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Senatosu, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı. 2023'te neyi sordular? Hangisi 24 Anayasası'nın kazanımlarından biri değildir? Anayasa Mahkemesi. Dediğimi anlıyorsun değil mi? O yüzden bunları böyle yazdım sizler için arkadaşlar. Cumhurbaşkanlarımız Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk. Daha sonra 80'den sonra Kenan Evren, Turgut Özal diye gidecek. İlk kez koalisyon hükümeti. Arkadaşlar kimde oldu bu? CHP ile Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisi. Yani Demokrat Parti'nin devamı gibi olan parti Adalet Partisi arkadaşlar. İlk kez koalisyon hükümeti kuruldu. TÜBİTAK kuruldu. TRT ilk kez yayın hayatına başladı. TRT'nin ilk kez yayın hayatına başladığı, ilk çekimleri yaptığı üniversite. Genel kültür sorusu. İTÜ. Gençler 2014'te çıktı. İlk internet kime döşendi? A bana, B Serkan'a, C ODTÜ'ye. ODTÜ'ye döşendi. ODTÜ ilk internet, İstanbul Teknik Üniversitesi ilk TRT yayını. Daha sonra 12 Mart 1971'de askeri muhtıra getirildi arkadaşlar. Hocam muhtıra ne demek? Yarı darbecik demek. Bak bunu yapmazsan yönetim el koyarım demek. Bu muhtıra sonucunda arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkede sağ görüşlü, sol görüşlü genç fidanlar hep katledildi. Keşke böyle olmasaydı diyoruz. Bakın istifa eden başbakanımız sorusu gelebilir. Rahmetli Süleyman Demirel. 7 kere gitti, 8 kez geldi. En son gitti gelmedi. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Arkadaşlar başbakanımız Nihat Erim olacak. Bu adamcağız da 1980'de suikast sonucu öldürülecek. Suikast sonucu. Arkasından CHP, MSAP, Milli Selamet Partisi, Kıbrıs Harekatı olacak. Ekonomide ithal ikameci bir politika izlenecek. Hocam ithal ikameci ne? Gençler şu kalemi yurt dışından alıyorum ya. Yurt dışından aldığım her şeyi kendim üreteyim. Tamam? Evet kendim üreteyim. Buna ithal ikameci diyoruz. Dışa bağlılığı azaltmak. Böyle yorumlayacaksınız. 24 Ocak 1980 kararları önemlidir. Sevgili gençler, ithal ikameci politika bir yerde tıkanıyor. Biz yurt dışına ihraç edemiyoruz. 24 Ocak 1980 kararları şudur. Ticaretin önündeki engelleri kaldırıp ihracatı teşvik etmek, ticareti geliştirmek. Hiçbir şey bilmiyor musun? Ekonomik kararlar. Ticareti geliştirmek için ekonomik kararlar. 1980 darbesi olacak 12 Eylül. Dikkat! Bu 80 darbesinde Milli Birlik Komitesi değil, Milli Güvenlik Konseyi. Beklenen soru bu gençler. Milli Birlik Komitesi çıkar demiştim, çıktı geçen sene. Eski videolarımda var. Bu sefer Milli Güvenlik Konseyi kurulacak. Unutmayın, Cumhurbaşkanı'na kim gelecek? Kenan Evren gelecek. Partiler kapatılacak. Alparslan Türkeş'e, Ecevit'e, Demirel'e siyasi yasak. Dikkat!
CHP de kapatılacak. Tabii CHP de kapatılacak arkadaşlar. Bülent Uslum, bu isme dikkat edin. Hükümet kurma görevini Kenan Evren bu adama verecek arkadaşlar. Evet, 80 darbesi. 60 darbesinde Milli Birlik Komitesi, 80 darbesinde Milli Güvenlik Konseyi. Tamam. Kenan Evren arkadaşlar, Bülent Uslum'a hükümet kurma görevi verecek. MEP kitabında geçtiği için yazdım. Partiler CHP dahil hepsi kapatılacak. 1981'de YÖK kurulacak. Yine bu 60 ile 83 arası edebiyatta toplumculuk olacak arkadaşlar. 82 Anayasası halk oylamasıyla sunulacak. 83'te Anavatan Partisi kurulacak. Tabii bu Murat 124 araba, Hacı Murat araba. Antalya'da film festivali arkadaşlar. Cem Karacalar, Barış Mançolar, benim sevdiğim tüm şarkıcılar, Ahmet Arifler, değil mi? Necip Fazıllar arkadaşlar. Şairlerimiz hep bu dönemde olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şeyleri söylüyorum. Şu 61 anayasada kurulan kurumlar, ondan sonra 80 darbesinin getirdiği sonuçlar olabilir. Tarih arası gelişmeler olabilir arkadaşlar. Şöyle bir genel kültür gibi yattığımız yerden bir daha okuyalım, tamam? Sizleri biraz yordum ama pişman mıyım? Değilim. Şu kısımda bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.